love the chase and the hunting. I set the pace when I'm running. I always take what I'm wanting. I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Merhaba kaptanlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Wolf Bridge oyununda zaman zaman tersanede satıla çıkartılan 10. seviye Amerikan Premium zırhlısı Oyao'nun kısa olarak tanıtımını yapacağım. Müteakip olarak sizler için seçtiğim 2 adet sert rakiplere karşı yaptığım gameplay olacak karşınızda. Bu gameplaylerde Murderous League'de öğrencim Kamil Kaptan ve 2 yıl aşkın süredir bizimle birlikte olan Suudi Arabistan'da dostum Raşit Kaptan bana eşlik ediyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunarken, üçlü ekipken karşımıza gelen rakiplerin dikkatli olması gerektiğini anlayacağınıza şüphem yok. Herkes savaşta da Respor Filosun ekipleri karşımıza rakip olarak geliyor. İlk olarak aklımıza gelen soru, Oyo zırhlısı titanyum ve çelik vererek tersende almaya değer midir? Hiç şüpheniz olmasın, sorunun cevabını videomu tam olarak izleyen kaptanlar çok net olarak bulacaktır. Oyao A sınıf bir zırhlıdır. Diğer A sınıf zırhlarla kıyaslandığında ilk dikkatimi çeken farkı emsalleri Grover Curfus, Kremlin, Yamato veya Vermonto'ya göre oldukça atik ve çevik olmasıdır. Hayatta kalma durumuna baktığımızda Wolf Bridge oyunundaki en iyi zırh koruma özelliklerine sahip Grover Curfus'a göre zayıf gözükmesine rağmen daha ince yapıda bir formda olması sebebiyle hareketli oyun tarzında etkili hasarlar alması pek mümkün olmamaktadır. Yangın ve su alımı koruması rakipsizdir. Silah sistemlerine baktığımızda Anatop sistemi 457 mm kalibreye sahip ikili 4 adet taretten oluşan 8 namludur. Namlu sayısının azlığı büyük kalibre ile dengelenirken mobil versiyonda gösterilmeyen mermi dağılımı çok az olması sebebiyle emsallerine göre çok üstündür. 21 saniyelik tekrar yükleme süresi ve sahip olduğu hızlı yükleme fonksiyonuyla beraber kısa sürelerde etkili hasarlar verebilmektedir. İkinci topları klasik diğer tüm Amerikan zırhları aynıdır ve otomatik topları bulunmamaktadır. Hava soğuma sistemlerine baktığımızda dikkat edilmediğinde Montana ve Vermont zırhlarına göre zayıf gibi durmaktayken menzilleri olarak neredeyse 2 kat fark vardır ki bu durum Ohio oyundaki en iyi soğuma özelliklerine sahip zırhlı yapmaktadır. Donanım ve elit bonusu konusunda sizlere tavsiye. Nasıl olması gerektiği konusunda size tavsiyem izlediğiniz gibi olmasıdır. Ohio'nun en güçlü özellikleri. Birinci olarak komplike bir gemi olmasıdır. Diğer ülkelerin ağır sınıf zırhlarının bazı özellikleri çok üstünken diğer kalan özellikleri zayıftır. Ohio'da aşırı üstün bir özellik yokken ortalama altı özellikleri de yoktur. İkinci olarak AP mermisinin zırh parçalama özelliği oldukça üstündür. 14 km ve üstü mesafelerden bile etkili hasarlar verebilmektedir. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever-
never slow up, no I don't take I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Zayıf yanları ise birinci olarak otomatik top sisteminin bulunmamasıdır. Bu sebepten muruplarla birebir kaldığında etkisiz kalınabilmektedir. Bu durumu dengelemek için sizlere tavsiye AP mermilerinizi zaman kaybetmeden seri atış yaptıktan sonra HE mermilerle devam ederek muruplara karşı etki gücünüzü arttırmanızdır. İkinci olarak stabil oyun tarzının benimsenmesi durumunda namlu sayısının azlığı Vermont, Montana gibi ağır sınıflılara karşı vuruş gücü olarak zayıf kalmanıza neden olabilmektedir. Bu durumun çözümü ise hareketli oyun tarzıyla hem gemimizin ince formundan avantaj sağlamak hem de düşmanın Ohio'ya göre daha uzun süreli tekrar dolum süresine sahip ana toplarının etkisini azaltmaktır. Haydi kapışalım.
Так дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю дым поцелуй на шее. Как голова, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд, степ на гаяк. Мог тебя взять, но ты не моя. Так дайте пацанам посчитать потери. Самонали погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю дым поцелуй на шее. Моя ладонь превратилась в кулак.
Değerli kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Umarım faydası olmuştur sizler için. Yorumlarınızda istediğiniz gemileri yazarsanız, istekleriniz doğrultusunda sizlere yardımcı olacak şekilde yeni videoları paylaşacağım. Değerli kaptanlar, aynı benim gibi kapsamlı ve içeriği güzel olan videolar paylaşan İtalyan arkadaşımın Rock Ciao Biles isimli kanalına üye olarak takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. 4 yıldır bu oyun oynayan, 40 bin savaşa yaklaşan tecrübemle sizlere yardımcı olmak tek gayemdir. Bu kanal TN Navy Filosu'nun resmi kanalıdır. Para ve kar amacıyla kurulmamıştır. TN Navy Filosu'nu 24 Temmuz 2018 tarihinde 4 Türk arkadaşımla beraber kurarken Türklerden oluşan bir filoydu. Şimdi ise dünyanın her yerinden kaptanları bünyesinde bulunduran uluslararası bir filoyuz. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.